Hazır mısın? Her zaman. Tam bir Bağcılar bebesiyim gibi şu anda. Oturmuşumuz çok kafalı. Aynen. Selam arkadaşlar. Bugün Ciddi Bir Şov'un ilk bölümündeyiz. Ciddi Bir Şov çünkü Oğuzhan Uğur'a veya diğer konuklarımıza bu şovda onları zorlayacak sorular soracağım. Psikolojik açıdan zorlayacağım. Bir de bunun yanında iki ucu boklu denediğimiz sorular var ya. İki ucu boklu değnek dediğimiz yani sorular. Hangisine cevap versem? Atlayacağım yani. Aynen. Onun gibi sorular soracağım ama başlamadan önce senden bir söz istiyorum. Tabii. Dürüst cevap vereceksin. Hepsine. Kesinlikle. Bu arada dürüst cevap verdim vermedi mi onu da sizin seçmenizi istiyorum. Her sorudan sonra kart çıkacak. Dürüst cevap verdi mi vermedi mi diye siz de oylayacaksınız oradan. Bunları nasıl yapıyorsun ya? Ben bizim kanala hiç yapamıyorum. Öyle sağdan soldan bir şey çıkıyor. Onları başkası mı ayarlıyor? Hayır ben ayarlıyorum. Giriyorum. Ben bayağı girip oradan. Oradan. Sen senin videoyu kim yüklüyor? Ben yüklüyorum. Evet. Orada ayarları var. Tek şey var. Para kazanma bölümü var. Ben orayı biliyorum. Tek oraya bakıyorum. Okey, hazır mısın? Bilmem, çok korkuyorum gerçekten. Bölümümüzün ilk konuğu Oğuzhan Uğur. Oğuzhan Uğur kimdir? Zaten çoğunuz biliyor. Adam Talk Show'un YouTube'daki temsilcisi. Estağfurullah, teşekkür ederim. Seni böyle tek bir cümleyle anlatmak istiyorum ama nasıl anlatabilirim? Güncük. Çok güncük biriyim. YouTube'da bildiğiniz gibi Talk Show yapıyorum. Televizyonlarda yapılan Talk Show'u YouTube'a taşımak, yani yeni medyaya taşımak benim en büyük başarımdı aslında. Evet. Çünkü televizyonda biliyorsun Talk yoktu, Show vardı. Herkes gelip şarkı söyleyip gidiyordu. Biz birazcık da... Ne kadar süredir varsın? Ne kadar süredir? Çok yakın yani aslında. Tam bir sene oldu. 1 Nisan'da başladık. 2017'de. Şaka gibi. He. Şaka gibi evet. Başladık ve şaka gibi devam ediyoruz aynen. Ya Oğuzhan Uğur muhteşem bir talk show sunucusu. Talk show diyemiyorum. Dilim sürtmüyor benim. Dilimde sıkıntı var. Eskiden dijital takıyordum. Ben sürece. Söyleyeyim ben orada sana destek olurum. Sonuçta bence bu işi yapan insanların birbirine destek olması şart. Reis evine bir klima al ya. Vallahi ben, ya. Bu adam bir de Antalya'dan geliyor. Ben Antalya'dan geliyorum ama benim kilom kaç? 84. Senin kilon kaç? 73. Aslında sen de kiloluymuşsun ha. Kilo 60 tabii. Falan bekliyordum seni. Hayır canım. Mesela ama sen kaçlısın? Geliyorum mesela Berk burada terliyordur. Sen kaçlısın? Değil mi? Bak adam evet diyor terliyorum diyor. Kaçlısın? Ben 98. Ben 84. Aramızda kaç yıl var? Ters psikoloji. 14 yani. Yıl var aramızda. Evet aslında benim terlemem lazım. Yaşlıyım ben çünkü ölebilirim 10 dakika sonra. Sen kolay kolay ölecek adamlardan değilsin. Nasıl gönderme ama. Bir de ben dedim Oğuzhan'a göstereyim mi bu soruları dedim. Dedi ki yok dedi. Nasıl bir cesaret? Ya Rabbi. Şimdi tabii beni korkutuyorsun şu an fragmanlar. Yani ne bileyim hani bilmeyince daha doğal oluruz diye düşündüm. Zaten talk show'larında da izliyorsanız adam çok böyle neyse o diyor yani. Evet. Ben A ise A, B ise B'yim diyor. Aynen öyle. Ciddi Bir Şov'un ilk sorusu. Pinch'i yapma sebebi nedir? En azından o ne diyor ya? Sadece para için mi yapıyorsun o ne diyor ya pinch'i? Yapıyorsun ama neden yani? Şöyle Babala TV'yi ilk kurduğum zaman sıfırdan başladık biz o kanala. Çok kısa bir sürede 100 bin aboneye geldi. Ve öyle de devam edecekti. Onu biliyorduk, onu öngörüyorduk yaptığımız olaylar programıyla. Olaylar da aslında bizim o formatın adı. Sonrasında o ne diyor çok güzel bir para teklif etti. Ve ben o ne diyor'un Facebook'taki, Twitter'daki, internetteki, sosyal medyadaki gücünü bizim için çok faydalı olacağını düşündüm. O yüzden parası yani. %60'tır. %40'ı da onların bizi fazla kitlelere ulaşmak için aynen, yaptı yani. Aynen. Para bir de fazla kitleye ulaşma. Başka? Bu kadar. Tanıdık falan. Hayır. Kardeşim gel. Orada yönetmen. Ha. Ama mesela evet. Kardeşimin çok çok üstündeki insanlar beni oraya davet ettiler. Yani kardeşimle bir bağlantısı yok. Birçok insan öyle zannediyor ama o ne diyor da yönetmen olan birinin gelip de birinin formatını satın alması zaten mümkün değil. Yani büyük bir kafa. Sen sattın ama bu formatı. Satmadım yani. Bir şekilde kiraladım. Kiraladım. Ama senin. İstediğin zaman çıkarabilirsin. Tabii. Bir sözleşmemiz yok yani. Güzel, güzel. Dürüst mi cevap verdi, şey mi cevap verdi, biraz kıvırdı mı, oylayın yukarıda. Yani bunda kıvrılacak bir şey yok. Mesela kıvırmak şöyle bir şey olurdu, o ne diyor gibi köklü, inanılmaz. Hani bu kıvırmak... O ne diyor be? Yok, gayet parası bir taraftan da bizi daha tanınır kılması için. Babam ne oldu sonuçta yani. Evet. İkinci soru. İstediğin bir ülkede yaşama şansın var. İstediğin yerde, istediğin villa, tamam mı? Neresi olursa. İstediğin evi hayal et, tamam mı? Şu an hayalindeki evi düşün. Düşündün mü? Ha burasının dışında böyle. Bir villa. Para sıkıntın yok. Her ay düzenli bir para alıyorsun falan. İstediğin kadar kız falan ne istiyorsan her şeye sahipsin. Nasıl fakat YouTube'a girmişim ve 7,5 milyon abonem varmış gibi. Hayır. O kadar değil. Türkiye'deyse o kadar değil en azından. Ama bunun karşılığında bir daha Türkiye'ye dönemeyeceksin. Türk vatandaşlığını iptal edecekler. Kabul mü değil mi? Tabii ki değil. Değil mi? Neden? Sebebi şu. Ben İngiltere'ye de gittim, Amerika'ya da gittim. Avrupa'nın birçok yerine gezdim. Hatta Asya'ya da gittim. Ne kadar süre geçerse geçsin, orada ne kadar güzel bir şey yaşarsan yaşa, bir şekilde bakkal amcana özlüyorsun. Çünkü sen
senin yaptığın espri, lisan bir tek ona uyuyor. İstediğin kadar ana dilin gibi İngilizce konuş, Japonca konuş, Almanca konuş. Orada asla ana dilin gibi sen olamıyorsun. Dilin oluyor ama ruhun bir türlü o ana dile kavuşamıyor. Ve her zaman şunu yapıyorsun. Gidenler de bilirler. Mesela sen de gittin Amerika'ya. Amerika'da çok uzun süre kalan insanların Facebook'larına bak. Hepsi profil fotoğraflarını Türk bayrağı yapmışlar. Bu içlerinde duydukları özlemden dolayı. Hepsi eminim ki Türkiye'deyken şöyle diyordur. Ah şimdi San Francisco'da yaşamak vardı. Ah şimdi Londra'da yaşamak vardı. Diyorlar. Hiçbir yer memleketin gibi değil. Bunu çok ciddi söylüyorum, değil. Yani evet, çok istiyorum gitmek, gezmek, görmek. Orada belki birkaç ay yaşamak, belki bir yıl yaşamak. Bir şeyler öğrenmek, tecrübe edinmek. Ama işte onu gelip buradakilerle paylaşmak zorundasın. Çünkü Amerika'da kimseye ya, şekil kimse, yapamıyorsun. Kimse bizim derdimizi de anlamaz ki abi. Yani. Şimdi sen Camaro'n var senin. Evet. Çok da güzel kaplattın siyahı, gördüm. Aynen. Müthiş bir araba. Sen de almışsın bir tane. Ben. Onu da kaplatmışsın. Kaplattım. Şöyle düşün şimdi. Bu niye? Ben sürekli niye kaplatıyorum ya? Bende bir travmatik bir şey oluyor. Niye biz el sallıyoruz kameraya? El sallıyorum böyle. İzleyenlere yani. Hani rakı içtikten sonra da masaya vururlar. Hani burada olmayanlar için. Rakımız yok ama. Olsun, masaya yine de vuralım. Şöyle bir durum var. Yani sen altında Camaro var, tamam mı? Evet. San Francisco'da yaşıyorsun. Kim artist yapacaksın? Oğlum Camaro zaten orada 10 bin dolar, biliyor musun? Evet ya. Adamlara diyorum ki Camaro'm var diyor. O diyor benim de var. Ya biz millet gel buraya Suşe. Gel o da cevap ver, kusura bakmayın. Yani şöyle bir durum var. Sen paylaşmak için yaşıyorsun, anladın mı, Türkiye'de? Genel olarak öyle bir klişe var. Ben eğer benim memleketimin vatandaşıyla paylaşamayacaksam bir şeyleri, yemişim dünyanın büyük villasını. Yemişim villasını, kadınları, kızları, ne bileyim, istediğini. Yok, kadınları, kızları yemeyeyim ben. Ramazan'da onu da sundum ama ben sen. Ama Ramazan'da değil. Bir de köpeğin var. Sushi. Niye sushi abi? Ya şöyle, kız arkadaşım koydu onun adını. Zamanında bir kız arkadaşım vardı, ayrılmamıza yakın. Çok konuşmaya başlar kızlar ayrılmaya yakın, biliyorsun. Yani sürekli şikayette bulunurlar. Ama çok tatlı bir köpek ve minnacık. Aynen. Evin içinde dolaşıyor ya. Ben de artık bana sarmasın, köpeğe sarsın diye ona köpek almıştım. Ne baksana. Ayrılınca da velayeti bende kaldı. Nasıl çırpınıyor abi? Öyle bana şey. Saldırdı. Videonun başlığı belli. O sanırım köpeği bana saldırdı. O sanırım köpeği bana saldırdı. Ama şimdi pitbull koyacak değil mi böyle kapağa? Ah, siz YouTube'cular yok mu? Vallahi çok güzel. Bir gözü buraya bakıyor, bir gözü buraya bakıyor. Aynen. İkimiz de bakıyor olabilir yani. 360. Ama çok tatlı ya. Bu soruyu sana bir yerde daha sordular ama ben cevabını almadım. O yüzden burada bir daha sormak istiyorum. Tabii. Kardeşini çok seviyorsun. Canını verir misin? Veririm tabii canım. Canını verirsin. Üçüncü soru. Çöldesin kardeşinle. Yönetmen olan kardeşin. Başka kardeşin var mı? Yok. Onunla çöldesin. Bir yılan. Çöl yılanı. Zehirli. Malum yerini ısırıyor kardeşini. Onu kurtarmak için malum tedavi uygular mısın? Tabii ki uygularım. Bayağı emçüklerim yani. 50 yıllık tabii. Bayağı emçüklerim yani. 50 yıllık porno sanatçısı gibi emçüklerim. Yani yeter ki çıksın. Yani öz kardeşim benim. Ben burada ne şekle bakarım ne cisme bakarım. Eğer kardeşimin hayatını kurtaracaksa her şeyi yaparım yani. Emçüklerim deyince böyle bir garip oldum ya. Mesela sen aklıma getirmek istemiyorum. Amcanla, dayın mıydı amcan mıydı? Amcam. Sen sürekli amcanla videolar çekiyorsun. Amcanın mesela malum yerinden yılan soktu, emçüklemez misin? Şimdi bak, amcam 50 yaşında adam. Bu yani, bu yılan ne yaşayacak zaten diyorsun. Yılan ne? Yani. Ama öyle deme bak, hayat çok garip. Hayat çok garip. Sen bu kadar Amerika'ya gidiyorsun, Amerika'nın en ünlü YouTuber'larıyla videolar çekiyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Yani hayatın senin de karşına neler getireceği belli olmaz. Yani bir gün bunu zorunlu. Ya ailesine bakarım, başka ailesine bakarım. Şimdi yapıyor olabilirsin. O kadar zengin olursun ki artık başka zevk kalmadı diye ona da yönelebilirsin. Şimdi bence büyük konuşma. Öyle tipler de var değil mi? Bak, artık hayatta gel zevki tadıp şey yapan zenginler de var. Ama olmaz. Farklı şeyler yapabilirim. Ölecek amcan. Yani kurtarmayıp ailene bakayım mı diyecek? Hayır, bu soru bana olmaması lazım. Tamam, hayır, tabii ki sen sana, olmaz. Sana, yani. Bana çekirdi, bana vuruyor. Cevabımı verdim ben. Emçüklerim yani. Yeter ki zehir çıksın abi. Duruma göre ya. Bakarım böyle yerde kıvranıyor. Sen zehir bak akıyor. Ben bir şey söyleyeceğim. Sen bizim programa geldiğin zaman da bunu iyi tahayyül etmiştim. Hatta ben Twitter'dan okuyanlar varsa, bizi takip edenler varsa bilir. Demiştim ki ben çok ön yargılıyım Şimen Espatür'e karşı demiştim. Senin içinde de bence o şefkat var. Burada yani bunun esprisi yok ama sen kesinlikle orada müdahale edersin yani. Ben cevap vermiyorum. Orada esprisine söyledim de. Hı-hı. Bana bir gün yapılırsa aynı şov, kendime yaptırırsam orada cevap vereceğim bunu. Saklayalım. Sana da mı emçüklesinler? Nasıl? Hayır. Tam ters durumda bana sorulursa. Anladım. Tamam. O zaman seni pinçe konuk edelim sezon finaline. Orada sana sorayım ben bunu. Anlaştık. Bence mantıklı. Sushi'yi ısırsa? Ben komple emçüklerim. Şuncuk bir şey. Dördüncü soru. Çapkın bir erkek misin? Yani pinç bir erkek misin? Kesinlikle. Kızlarla daha çok takılır mısın yoksa aşk falan? Yok, aşk zaten tam olarak planlanacak bir şey değil benim için. Planlanacak bir şey olmadığı için de genel akış esnasında takıldığım kızlardan birine aşık olabilirim mesela. Ya yani genelde senin yaşına gelen adamlar evleniyor. Evet, torunları dahi oluyor. Torunları dahi oluyor, çocukları oluyor, ilkokula gitmeye başlıyorlar aynen, falan. Aynen.
Saatten telefon kontrolü çok iyi. Şey, Apple Watch senin saatinde ne kadar? Reklam mı yaptın? Apple. Bayılıyorum Apple Watch'a. Apple Watch. İster misin ayarlı? Sponsor Samsung düşün. Ama Apple daha iyi. Ya neden peki? Doğru kişi mi çıkmadı karşına? Ben doğru olamadığım için olabilir. Ben çok yanlışımdır. Muhteşem bir kız çıktı seni ölümüne sevdi ama sen hayır mı dedin? Muhteşem kızlar beni ölümüne sevemez. Çünkü onlar muhteşemdir. Yani muhteşem bir kadın aynı zamanda iyi ya, ve kötüyü ayırt edebilir. Seni kusursuz seven bir kız olmadı mı yani? Yok, böyle her yani, halinle. Mümkün değil. Benim her halimi sevebilecek bir kadın bulsam tabii ki. Yani ben direkt Discovery Channel'a videosunu çekip gönderirim yani. Deli herhalde diye. Her halim öyle biri gelmedi diyorsun o zaman. Ya bağırdı, belki de ben şansımı teptim. Gençliğimin bağrındayım dedin. Ya öyle dedim. Tek bir kadınla hayat mı devam eder dedim. Falan filan dedim. Sen ne öneriyorsun buradan? Yani insanların ne öneriyorsun? Mesela kaç yaşında evlensinler? Bence 20 yaşında evlensinler ki boşanmanın durumunu daha kolay atlatabilirler orta yaşta. Sonra hayatlarına ikinci 20, bir bahar diye devam yaşında. Edilirler. Tabii 20 yaşında evlensinler. 20 yaşında evlensinler diyorsun. Hmm. 28 bence. 30 benim hatta. Benim annem 20 yaşında beni kucağına almış. 20 yaşında kucağına almış. Bilmiyorum abi. Üniversiteye giderken falan. Yok canım. 20-20. 20-20'de üniversiteye gidiyor. 18'de lise bitiyor. Lise 18'de mi bitiyor artık? Evet. Sizin zamanınızda kaçta bitiyor? Ben 16'da bitirdim. Öyle bir şey var mı ya? 16'da bitiriyordum. Bitiriyordum sanki sürekli. Her sene. 22'de, 23'te hatta 24-25'i uzatanlar var üniversiteye. Ama senin dediğin şey, ben çapkın bir erkeğim. Sorumuzun cevabı oyluyoruz. Çapkın mı ya? Tabii ki. Kim değil ki? Sen değil misin? Ben değilim. Hı-hı. Benim içimde bir şey var. Onu hemen hem çıkmasınlar. Beşinci sorum. Kendin dışında en sevdiğin YouTuber kim? Enes Batur. Gerçekten. Gerçekten. Şimdi dürüst mü şey mi diye kart koyacağım oraya. Şimdi herkes diyecek hayır. Lan madem Enes Batur niye o kadar laf ediyorsun falandı filandı. Bu duruma da bir açıklık getireyim aslında. Ciddi anlamda birçok arkadaşımın olduğunu biliyorum YouTube'da. Başarılı insanlar var. Mesela Ruhi Çenet videolarını çok seviyorum. Yeni medyanın belgeselcisi olduğunu Ruhi, düşünüyorum. Ruhi herkesin farklı bir tarzı var ya. Sendeki Sebat'ı inanılmaz takdir ediyorum. Hep söylerim. O azmi çok beğeniyorum sendeki. O kadar laf yemene rağmen ki sen yani bu işi çok öncesinden yaptığın için bazen bana da telkin veriyorsun. Diyorsun ki abi bak sana edilen lafları bu kadar takma diyorsun. Hı hı. Ben onu takmamaya yeni yeni başladım. Ama sen daha bu yaşında bütün Türkiye'nin eleştirisini de sırtlayabiliyorsun. Sevgisini de sırtlayabiliyorsun. Bir kere bu çok matematik ve özel bir şeydir. Bu yüzden senin çok özel olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür diğer ederim. Diğer konularda da ben Enes Batur'a laf edebilirim. Televizyon programlarında da edebilirim. Kendi kanalımda bak ederim. Çünkü neydi başlık? Beyaz Show'da Enes Batur'a gömüyor. Mesela, o sana tren bir. Gördüm. Mesela şimdi ilk defa bak şu anda karşılaştık. Gerçekten o da gömmedim biliyorsun sonuçta. Yani ben ama çok şovun tamamını izlemedim. Sadece orayı izledim böyle. Mesela şunu anlamlandıramıyorum. İnsanlar. Amerika'da şöyle bir şey vardır. Sen de gittin biliyorsun işte. Takip de ediyorsun tabii ki dünyayı. İnsanlar kendi işlerini yapan insanlara ya da muadili işler yapan insanlara her zaman ufaktan sataşırlar. Hı. Onlar da onlara sataşır. Bu bir döngüdür. Bu iyi bir şeydir. Yani bu yapıcı bir şeydir. Asla kimse kimseye saldırmıyor aslında. Öyle bir şey yok. Saldıran da çok bizde. Yanlış anlıyorlar evet. Da onu saldırıyorlar birbirlerine ama bizim seninle mesela sürekli irtibat halinde olmamız. Senin gelip benim evime ya evet. Röportaj yapmak. Sen bana bir kanalda atıyorum bir şey demişsin. Ben seni arayıp diyorum yine niye yani böyle bir şey yaptın? Demedim de şu ana kadar. Diyebilirim çünkü yani. Çünkü yani onu diyebileceği bir şey de söylemiyorum. Hani evet. Mesela Beyaz Show'da olan olay da şeydi. Yani sinema filmi çekiyorlar mı? Ben dedim ki çok genç bir çocuk. İnşallah daha iyilerini de yapacak ve inşallah kimse kullanmaz o çocuğu dedim. Çünkü çok büyük bir pay var burada sinemada Türkiye'de. Bunu söyleyince şöyle bir şey oluyor. Enes Batur'a ne dedi? Ya başlık çok iyi. Enes Batur'a sallıyor mu? Sallıyor, gönderiyor. Öyle şey. Trend bir oluyor. Ben de paylaştım ve şey yazdım altına da. Başlıkla alakası yok ama. Başlıkla alakası yok ama trend bir olmamız güzel. Her böyle ya bu arada. Neydi? Kendin dışında en sevdiğin YouTuber kim? Enes Batur diyorsun o zaman. Yani şöyle bak Orkun'u biliyorum ama biliyorsun. En fazla 2 videosunu izlemişimdir. Şimdi Murat abi GF'yi biliyorum. Birçok videosunu izlemişimdir. Onu da çok seviyorum. Dediğim gibi kafalar da çok güzel. Çok enteresan işler yapıyorlar son zamanlarda. Bu işi yapan insanlarsınız siz. Ama seni biliyorum, seninle tanışıyorum, seninle vakit geçiriyorum. Arkadaşlığımız var, sohbet ediyoruz, mesajlaşıyoruz. O yüzden şu anda senin ismini söylememin sebebi bu. Teşekkür ederim. Sağ ol. İnşallah araba yarış falan da yapacağız. Araba yarış deyince şey oluyor ama manyak bir video yapacağız inşallah. Aynen. Senin yeni aldığın hani böyle kaç 400-500 milyarlık arabanla. 400 mü 500 mü? Hangisi? 600 mü? Onunla falan bir şeyler yapacağız. İstiyorsanız yorumlara yazın, beğenin. Öyle niye söyleyeyim. Sürekli insanlara bir şey yaptırtıyorsun ya sen? Hayır. Bu algoritmik bir olay. Yani beğenirlerse öne çıkar. Öne çıkar. Sen trende çıkınca bir de paylaşıyorsun. Paylaşıyor muyum? Instagram'a post atıyorsun. Abicim bir olunca doğal olarak bir olur. Ben paylaşıyorum. Bundan geçen yaz her gün trend verdim. Her gün paylaşayım o zaman. Çünkü ben yoktum geçen yaz. Gel sushi gel. Senin bu logo da bayağı başarılı oldu ha. Arabanın üstünde her yerde. Logo aynen güzel. Güzel, falan, güzel. Hoş. Azim, güzel. Çalışma, mutluluğu temsil ediyor.
Ya insanlara bu olay ne? İnsanlara bir şey katma amacındayım. Babacım şöyle bir şey var. Şimdi çok büyük şehirlerin büyük meydanlarına büyük liderlerin heykelleri dikilir, tamam mı? Herkesin kendine göre bir logosu, bir arması, bir karakteristik şeyi olması seninki gerekiyor. Seninki soru işareti. Nerede? Buradan gözüküyor mu? Buradan göstereyim, bak yakında var. Ha evet. Mesela bu benim ta Le Manyak dergisinde çizdiğim dönemden beri kendi imzam. Senin de tabii ki bir imzan olacak. Çünkü senin şu andaki başarın YouTube Türkiye'nin birincisisin değil mi sen? Galiba. Bayağı dünya çapında bir sıralamadasın. O zaman sen de başarılısın. O zaman senin de bir logon, seni anlatan bir evet. simgen olması gerekiyordu bence. Herkesin kendini anlatacak bir şey olması lazım. Ama benim asıl bunu yapma sebebim işte insanlara bir amaç. Azim, çalışma, mutluluk. Yani bir şey için azimli çalışırsan bunun mutlu olacağını söylüyorum. Yani filmimde de bunu söyledim. Hayallerinin peşinde koş, mutlu ol. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi seni gören birçok genç Beyaz'ın stüdyoda bana sorduğu soru ve konuştuğumuz konu da oydu. Yani çok kolay zannediyorlar, tamam mı? Şimdi Enes'in hayatını görüp ona çok imrenen var, tamam mı? Birçok YouTuber'ın hayatını görüp imrenen var ve bunun kolay bir şey olduğunu zannediyorlar. Yani senin ben ne kadar sıkı çalıştığını biliyorum. Sürekli sırtında çanta içinde kamera dolaşıyorsun. İşte İstanbul'a gidiyorsun, Antalya'ya gidiyorsun. Buraya bir geldim, kolumda 3 tane çanta tabii, böyle. Bayağı çantalarla geldi, kameralarla geldi. Yani bu iş o kadar kolay bir iş değil. Ama ben bir video çektim de bu popüler olduğu gibi basit bir anahtarı yok bunun yani. Evet. Sadece o yüzden senin verdiğin mesaj da güzel yani. Azim. Ne istiyorsanız onu yapın bu hayatta ya. Birileri dayattığı şeyi yapmayın diyorum ya. Peşinde durun yani, değil mi? Evet. Yaptığınız şeyin. Evet, güzeldi. Bu soruyu biraz uzattık. En sevdiği YouTuber Enes Batur'muş. Ne bitirdin şu an? Yalancı. Sen evet. küfür ettim sen. Tamamen dürüst. Ben küfür ediyorsun, sansürlüyor. Ha, ben bip koyuyorum. Yani yok. Markalar için. Yok. Niye sansürlüyorsun? Bana itici geliyor. Mesela Besat önceden şey... koyuyordun küfürleri. Yok, eskiden kaçırıyordu sesçi. Sesçi kaçırıyordu. Sesçi kaçırıyordu çok küfür ettiğim için. Şöyle bir şey var. Yine kapattım, biri arıyor. Ben de basalım falan. Şöyle bir şey var, eskiden Behzat Ç'yi izlerdim ben. Bipli, çok da güzel otururdu küfürler falan. Bir gün internetten izledim, sansürsüz yazıyordu. Yemin ediyorum, bak çok küfür eden birine olmama rağmen bir rahatsız etti beni. Yani Bip güzel, kendi kafanda orada küfür ettiğini biliyorsun. Ne küfür ettiğini dahi biliyorsun ama... Abi küfür etmek bir sanat demeyelim de bunun bir şeyi var, anladın mı? Ağzına yakışıyor mu yakışmıyor mu olayı var ama... Bence benim yakışıyor. Altıncı soru. Aylık kazancı hangimizin daha fazladır? Bunu siz şeyden oylarsınız. O mu o mu diye. Tamam mı? Ben ilk seninkine bakayım. Oğlum sen altın kelebek almış, bir de üstüne onu geri vermiş adamsın. Tabii ki sen daha fazla kazanacaksın. Kartı alayım. Ama güzel para, cidden güzel para. Teşekkür ederim. Seninkine bakabilir miyim? Bence sen daha fazla alıyorsundur, yazmadın. Bir konserden ne kadar kapatıyorsun? 20. Bu sanatçılar falan ben baktım 60-70 götürüyorlar bir konserden. Ya onlar 3 ayda bir yapıyorlar. Ben her hafta yapıyorum. Her hafta konser başı nasıl daha fazla oluyor zaman bunu? Ama Ramazan'dayız şu anda. Ramazan'ı mı göremiyordun? Ha, iftarlar, sahurlar. Ya oğlum uyuşturucu mu kaçırıyorsun sen? Hayır oğlum, öyle söyleme şimdi. Beni indirmeye şey yapacaklar. Amerika'ya gittim geldim falan, video çekmeye gittim. Hayır ya, o olsan daha fazla kazanıyor. Bana burada yalan söylüyor şimdi insanlar bana yapsın diye. Burada bir rakam yazıyor, aklınız durur ya. Senin belanı... Bir şey söyleyeceğim, ciddi bunu konuşacağız videodan sonra. Tamam. Ben mal mıyım lan? Menajeri adamın sigara yaktı ya. Yakar tabii. Konser biliyor, bunları bilmiyor ki. Sen rahat mısın orada? yok, olsan daha fazla kazanıyor, şey yapıyor, inip. Ama siz tamir edin hanginiz? Bu kadar kazanıyoruz. Belki hak ediyoruz, belki hak etmiyoruz yaptığımız parayı ama bir şekilde kazanıyoruz ve vergimizi veriyoruz. Sen veriyorsun vergini. Veriyorum zaten. Tabii canım. Ha, vermesek zaten ben indirirler. Için, ver. Ben bunun için zaten şirket kurdum. İlk başta bir belirsizlik vardı YouTube'dan gelen gelirlerin nasıl vergilendirildiği ile alakalı. Şirket kurduk. Gelen her para tabii doğal olarak KDV'si falanı filanı. Yani ha. Tamam. 7. soru. En yakın arkadaşın kim? Yani söylemeyebilirsin, söyleyebilirsin. Birisi var aklında. Var, tabii. Kaç yıllık? 16-17 sene. 16-17 yıllık arkadaşın. Sana 50 milyon dolar verecekler. En iyi arkadaşını satar mısın? Satarım. Satar mısın 50 milyon dolar için? Tabii satarım. Bir daha ömrün boyunca görmeyeceksin, onu da bir kazık kitleyeceksin. Kitlesin ki sen 50 milyon dolar. Ama ona da 1 milyon dolar kitleyecekler. Kitlemek? Yani onu zarara sokacaksın. Ha, onu da kendim kapatırım zararını. Yok, hiç görüşmeyeceksin bir ama daha. Ama ailesine gönderirim. Uzaksın ya, adamla bir daha alakan olmayacak. Paranı ya, alacaksın, ya 50 milyon doların var. Kime nereye uzaksın ya? İstediğim yere anında, şrank. 50 milyon dolar. Tabii, 10 milyon satarım dolar, diyorsun. 10 milyon doları da satarım. Ben bunu zaten oylamasını yaptım. Yarısı diyor satmam, yarısı diyor satarım. Net satarım, 50 milyon dolar. Sen benim en iyi dostumsun diyelim. Ben senin en iyi dostunum diyelim, tamam mı? Şimdi gel bana şunu söyle. Moruk 50 milyon dolar veriyorlar. De bana bunu. 50 milyon dolar veriyorlar. Beni sat. Bak işte iyi dost olmak ama, bunu gerektirir. Ama öyle değil. Ya adamı seni düşündüğü için satmıyorsun ya. Yani. Böyle bildiğin itiyorsun ya. Yok ettin hayatından. Gitti bitti. Olsun, bir daha konuşmayacaksın. Yeni dostlar istiyorum. O da seni sevmiyor. Sevmez çok. 50 milyon dolarım var. Ben sevdirecek çok adam bulurum kendimi. Vay be, dolar da 4,5 oldu.
TL'ye çevirsek döviz düşer herhalde. Bir de o açıdan da düşünüyorsun. Ben her açıdan düşünüyorum. Bayağı dürüstsün bence. Yani oylayacaksınız kartlardan falan filan ama bence bayağı dürüst yani söylediği cevaplarda. Ama bir arkadaşını satmazdın ya. Yani tabii o duruma bağlı birazcık da. Yani şimdi burada satmam desem satmayabilirim. Satarım desem. Satmayabilirim. Yani satarım desem satabilirim. Koysalar önüne böyle. Önüme koyarlarsa. Önüme koyarlarsa kimse tanımam. Önüme koyarlarsa koyarım. Yani hiç arkadaş sülale. Sıradan geçiririm böyle. Yani böyle taşımıştım. Gidin hayatımda. Kendime gider 5 milyon dolarıyla yeni bir aile ve dost alırım. Çok iyi ya. Paket sıfır. Tamam. Sırada 8. sorumuz var. Cem İşçilerle bir program yaptınız. Evet. Orada ikili diyaloglar girdiniz falan filan, espriler falan yaptınız. Evet. Orada bir replik vardı. Alalım o repliği. Hiç sevmiyorum o kameranın önünde gelip de işte şakalar yapmayı. Çünkü düşünsene gecenin 3'ünde 14 yaşında birisi sana şey yazıyor işte. Sen biraz önce dedin ya, abi tipiniz bu kadar itici, bu kadar boş bir adam görmedim demiş. Yani adam Enes Batur'un fanı falan, anladın mı? Bunu niye söyledin? YouTube'da başka kime örnek verebilirim ki? İlk gelen isim olduğu için salladın mı? Tabii ki yani sonuçta bana YouTube'da... Orada bir tane bir kişi de güldü. O kim? o espriye biri güldü. İzleyicinin arasında. He. İşte o da senin falan demek ki. 500'de bir anlayayım. Şu adam çok zeki bir her yerden gömebiliyor ya, helal olsun. Gömmek değil benim amacım. Şöyle bir şey. Burada fiyatlarımız yazıyor. Doğru söylüyorsun. Yani ben onun yarısına ömür boyu sana hizmet ederim. Senin bir aylık kazancına beni ömür boyu satın alabilirsin. Dostlarımı da satarım. Yani şöyle bir şey. YouTube denilen akla gelen Enes Batur. Yapacak bir şey yok yani. Sen de bunu zaten alıştın buna. Çünkü geçen gün YouTube'da izledim, bir sokak röportajı yapılıyor. Bir YouTuber yapıyor ve şey diyor mesela, elinizde sopa var ve bir odada YouTuber'lar var. Kimi dövmek istersiniz? 100 kişiye soruyor. 98 popüler cevap oluyor. Enes Batur. Enes Batur'u döverim. Gözlerinden anlıyorum. Sana nefret duyan da var ama 3-4 kişi böyle yapıyorlar. Enes Batur abi döverim falan. Ama diğerleri böyle yapıyor. Enes Batur. Enes Batur. Ya neden biliyor musun? Çünkü seni tanıyoruz. Yani YouTube deyince YouTube'un karşılığında senin adın geliyor moruk. O yüzden mesela ben yan tarafta Enes Batur videoları var. Gidin ona derdim. Pinç programı da hatırlarsın, bilirsin. Diyeceğim tabii ki. Ne diyeyim yani? Başka bir şey bilmiyorum ki. Anladım. Ya zaten o döverim döverim diyenlerin %90'ıyla gerçekten yemin ediyorum. Adam beni sokakta görüyor, aynı tipler. Fotoğraf çektirelim diyor. Şöyle yani. Şimdi senin Twitter'da yazdığın bir yazı vardı. O çok hoşuma gitti. Çünkü benim de çok fazla başıma geliyor. Şimdi adam DM atmış Enes Batur'a. Diyor ki abi çok seviyorum seni, aşırı seviyorum, bir görüşelim. Abi görüşelim abi. Lan cevap versin. Senin ağzınız şişmardı falan, bak hemen duygu değişimine bak, tamam mı? Yani zaten bunu öngördün, o yüzden benim sana bir saldırma amacım yok ama sonrasında... Anlıyorum. Ya anlıyorum deyip sonrasında bana video çekip de Oğuzhan'ı da anlamıyorum, bana ne laf atıyor sürekli. Hani ne dedim, ne dedim orada? O videoyu da alalım. O videoyu da alalım. Anladın mı, Enes Batur'un fanı diyor. Oğuzhan Uğur'la bir problemim yok, sadece bu espriyi yapması bana saçma geldi ve yanlış geldi. Ya uşak izlemedi ben... zannediyorsun. orada ne diyorum ama, Oğuzhan Uğur'u derim seviyorum diyorum. Niye böyle bir şey söyledi anlamadım dedim. Bak, şimdi de anlıyorum diyorsun. Hangisisin sen? Hangi Enes'le karşı şimdi anladım. Ben? Söylediğinden anladım. Ben asla Enes Batur'a saldırma gibi amaç gütmüyorum arkadaşlar. Çünkü ya. Ya bak şöyle söyleyeyim. Ben sana ne dedim? Bir gün seninle bir mesajlaşmamız var. Onu da alalım şöyle. Her şeyi anlıyoruz oğlum. Yani şöyle bir durum var. Ben sana dedim ki seni tanıdıktan sonra ön yargım olduğunu zaten biliyordun. Ön yargımı yıktığını da biliyorsun. Ve o günden sonra, çekimden sonra seninle mesajlaşmamız da şu vardı. İstanbul'da bir abin var artık. Çünkü ben 34 yaşındayım arkadaşlar. Ve şöyle söyledim Enes'e. Sana bir faydam olur mu olmaz mı bilemem. Yani o kadar da büyük bir haddim yok seninle ilgili. Ama bir abin olarak canın sıkılır. Dertleşmek istersin, eğlenmek istersin, gelmek istersin, kalmak istersin. Her zaman İstanbul'da bir abin var dedi, değil mi? Sonuç olarak bunun üzerine benim vereceğim örnekte tabii ki Enes olacak. Yani bir pinç programını izleyen insan bilir ki ben bir örnekten kardeşimi de örnek gösteriyorum. Babamı örnek gösteriyorum sürekli. Çünkü ben tanıdığım, bildiğim, sevdiğim adama örnek veriyorum. Eleştirirsem de seni eleştiririm. O an bir duygulanmıştım. Gel bir sarılayım. Adam. Eyvallah kardeşim. Ya şimdi YouTube'da çok insan var, anladın mı? Herkes çıkar peşine. Sen evet. 34 yaşında adamsın. Belli bir yaşamışlığın var, şeyin var. İnsanların şeyle ilgin yok yani. Onunla prim için konuşmuyorsun, ona şey yapayım diye konuşmuyorsun. Yani benim bu kadar YouTube'da insan tanıdım. Gerçekten çok insan tanıdım. Senin gibi yaklaşmıyor kimse. Herkes kim ne koparsam diye bakıyor. Sen diyorsun ki gel dertleş ben de şey yap. Anladın mı? Yok. Her zaman gerçekten hani ben... Senin gibi adamlar daha çok lazım. Eyvallah. Teşekkür ederim kardeşim. Nasıl şey yaptım ama? 9. soru. Rastgele yaşları olan karışık insanlar var. Yani her yaştan insan var. Bir film önerisi yapacaksın. Benim filmimi önerirsin, kendi pişt filmini mi önerirsin? Senin filmini izlemedim. İzlemek istiyorum çok yakın zamanda. Çünkü büyük bir mesai harcıyoruz biliyorsun. Konserler, babalı parti vardı, bilmem ne vardı falan. Yani hani normal sosyal hayata ayırabilecek 5 dakikamız bile yoktu. Çok ciddi söylüyorum. Geceli gündüz çalışıyoruz. Fragmanına göre ya. Pişti izlediğim için. İşte oynadın. Için, oynadım ve pişti izledim doğal olarak oynadığım için. İzlediğim için net söylüyorum, senin filmini tercih ederim. Çünkü
çünkü benimkinden daha kötü bir film yapamazsın. Yani onu düşünemiyorum ya. O rekor bende şu anda. IMDb -4.2. O yönetmen kimdi orada? Sen mi yaptın? Yönetmen suçu değildi tabii de biz birazcık aceleye getirdik. Can Sarcan'ın filmiydi. Çok da ya. Başarılı da bir arkadaşımdır. Bütün dünyayı gezip inanılmaz videolar da çekiyor kendisi. İlk sinema filmi tecrübesiydi. İlk uzun mesafe koşusuydu. Birazcık aceleye geldi. Birazcık ters bir zamana geldi diyelim. Ben şey diyorum sürekli, Pinch var ya, bir haftada çekiyorsun, bir ay çek, bunu sinema filmi yap, en az 1 milyon. Tabii. Yani ben 3 kere giderim, 3 kere, 2 kere, yani 1 kere giderim en azından. İyi. Sen çok abarttın. Sen hiç gitme, hikayeni de paylaşsın. Yani, film gibi yapıyorsun cidden. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir durum var. Pinch'i de tabii ki kullanmak istiyorum belirli bir noktada ama şu anda Pinch benim halen hazırlık aşamasında bir iş gibi geliyor bana. Trend'de bir de olsa. Ben onu tam olarak köşelerine oturtamadım. Yani mesela bir sezon finali vereceğiz yakın zamanda. Sonrasında gelecek Pinch yeni stüdyosuyla daha farklı köşelere sahip olacak. O bomba olacak diyorsun. Bence bomba olacak çünkü şu anda bütün yük benim üzerimde. Yani metin yazarım yok. Montajımı kendim yapıyorum. Falanım yok filanım yok biliyorsun. Oturuyorum tak 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 konuşuyorum. Ne çıkarsa bahtımıza gibi bir durum var Pinch'te. Konuklarımız sağ olsun. Çok güzel etkilerde bulunuyorlar ama önümüzdeki dönem hem kendim hem de bir ekip halinde çalışıp Pinch'i bambaşka bir yere getirmeyi düşünüyoruz. Çünkü dedik ya hani YouTube artık bizim için ben YouTube değil yeni medya. Story'inde mi atmıştım? Bir yerde atmıştım. Office mofis düzen. Bekliyorum. Yaparsın yani. Şimdi bu YouTube'un herkese ihtiyacı var. Bu içerikte de ihtiyacı var. Sana da ihtiyacı var. Başka bir içerik yapana da ihtiyacı var. Biz birlikte güçlüyüz. Senin içeriklerin cidden bu YouTube'a farklı bir şey getiriyor. Kitle getiriyor. Eyvallah, eyvallah. Helal olsun. Pinch. Muhteşem ama Pinch'te ben kazandım. Bizim film daha güzel. Bizim film daha güzel. Şu anda zirvede kalmak istiyorum. Yani YouTuber'lar için de bayağı kişi film yaptı. Ama çok büyük bir risk değil mi? Yani şimdi izlenme. 10 bin izlendi. Bak şöyle söyleyeyim. Senin 1,5 milyonu geçti dişen. Bu inanılmaz bir başarı. Çünkü Instagram'ı 5 milyon olan, 4 milyon olan adam şu şekilde oturuyor yapımcıların karşısında. Ya benim Instagram'ım 4 milyon takipçim var. En az 2 milyon izlenir benim filmim diyor. 5 kişi gitmiyor. Kitleleri evet. Hareket ettirmekle alakalı bir şey. Seni 100 milyon kişi de takip edebilir. Bak benim mesela 1.3 milyon Instagram'da takipçim var tamam mı? Ben bir fotoğraf koyduğum zaman 250 bin kişi beğeniyor. Nerede kişi geri kalan 700-800 bin kişi? Bir taraftan öyle düşünürsün, bir taraftan da şöyle düşünürsün. Bir bakıyorum 4 milyon takipçisi olan bir adama 50 bin beğenilmemiş falan. Ya senin bir AVM videonu izledim ben. O kaç? 2 yıl, 2,5 yıl önce. Ondan yani, sonra daha buluşmaya çıkmadım zaten AVM'de. Metallica konseri gibiydi anladın mı? Yani biz o yüzden ya, şey diyoruz. Yani bu işte vasıflı takipçi çok önemli. Senin neden takip ettiği çok önemli. Soru neydi? Soru da şuydu. Öyle bir dal gidiyorsun ki kendine şeylerinde zaten. Hayır yani ben şundan bahsediyorum. Yani tabii ki senin gişen 1,5 milyonsa bu gerçekten başarılı. Yani birçok insan şöyle diyebilir. 7,5 milyon takipçisi var. Bu riski alacaksın ama değil mi? Ya tabii ki. Her takipçisi olan gidip sinema filmi her, çekiyor. Ya onu yapıyorlar ben görüyorum. Kirlilik de yaratıyor yani. Bir tane yapmışlar 5000 falan izlenmiş. Bir sürü isim var ama 2 milyon 3 milyonluk. Çünkü insanlar onu şu şekilde izliyorlar. Mesela seni seviyorlar. Beni de çok fazla seven insanlar. Dışarıda karşılaştığım tepkiler var. Yani fotoğraf çektirmekle kalmayıp sarılıyorlar falan insanlar. Çok teşekkür ederim buradan hepsine. Şöyle bir durum var. Sevmek çok başkadır, takip etmek çok başkadır. Yani biz bacakları poposu yüzünden takip edilen bir kadın sinema filmi çekse ne olur? Yani kim ona o? Adam keyfine Instagram'da bakıyor mesela. Kim öyle o? Geçiyor. Ya da Vine'dan evet. Arkadaşlar var mesela. Genel olarak onların yaptığı şakalara bakılıyor. Şöyle yapılıyor. Komik değil, komik değil falan değil bakılıp geçiliyor. Ama böyle sen diyorsun ki ben Ardahan'dayım diyorsun. Falan filan bir ortalık karışıyor. Yani bu durum çok ayrı. Bunu ikisiyle karıştırmak lazım. Senin de öyle bir kitlen var böyle. Sağ olsunlar. Aynen. Beyin olarak yakaladı mı o insan seni? Yani muhteşem. Tabii, sohbet çünkü bizim yaptığımız şey dostlarınla sohbet edersin, arkadaşlarınla. Çünkü çok üşeniyoruz ya konuşmaya. İnsanlar üşenmiyorlar, dinliyorlar. Altına evet. Oturup yorum yazıyorlar. Demek ki biz orada bir sohbeti paylaşıyoruz. Bu da kitleni daha verimli diyor, daha vasıflı. Güzel, iyi konuştuk. Yani oylamayı unutmayın kartlardan. Babala. Babala TV. Niye Babala TV? Yani TV niye buradaki? YouTube çünkü TV değil bu. Aslında TV. Yeni medyanın televizyonu. Yeni ama televizyon değil bu. Ama şöyle düşün. İçinde yalnızca ben yokum. Ya evet. Pelin Olgun var. Bu biraz riskli bir şey aslında biliyorsun değil mi? Yani çok YouTube'da riskli. Çünkü bir kanalı bir kişi yönetir. Algoritmik olarak da öyle. Adam senin izlediğin zaman senin videolarını çıkmanı istiyor. Ama başkası çıkınca bu algoritmik olarak lak diye yere düşürüyor seni. Bizim en sevdiğimiz şey şu. Biz bir ekip olarak var olmayı başardık. Yalnızca tek başıma gitseydim zaten. Beni niye 3 kişi aradı? Bir şey mi oldu video çekerken? Güler ağlıyor sürekli. Güvenlik aradı, başak aradı. Sen eve mi girmeye çalıştılar acaba ya? Ya girsinler video çıkar. Story'm attım İstanbul'dayım diye. Eve hırsız girdi. Böyle bir fotoğraf. Hepsi olay. Evet ne diyordum? TV olması güzel benim için. Çünkü ben yalnızca kendimi değil. Başkaları olduğu için diyorsun. Bir ekibi sevdirmeyi, bir ekibe saygı duyulmasını sağlamaya çalışıyordum.
Yani beni izlemek için geldiniz, abone oldunuz diyorsun Babala TV, ama başka arkadaşlar da olacak. Onlara linç yapmayın, bir bakın diyorsun. Çünkü öyle olur. Ki, linç yaparlar. İlk başta gerçekten böyle bir şeyle karşılaşacağımızı zannettik ama Babala izleyicisi, abonesi, gerçekten çok teşekkür ederim hepsine. O kadar adaletli yaklaştılar ki. Beğenmedikleri adamı gerçekten beğenmedik dediler. Ben görüyorum orada mesela adam edebiyat yapan bir arkadaşınız evet. var. Onu da bir yazmış var. Yoruma. Ben buraya edebiyat izlemeye geldim yazmış bir tanesi. Tabii. Diğerleri çıksın gitsin boş yapmasın demiş. Bir sürü like almış mesela. Sebebi de şu. Babala'ya yalnızca benim yüzümden abone olunsun istemiyorum. O adama da abone olsunlar. Aytu'ya da abone olsunlar istiyorum. Pelin'e de abone olsunlar istiyorum. Ezgi'ye de, Berk'e de abone olsunlar istiyorum. Yani hepsinin kitlesi farklı olsun. Bir skala yaratalım istiyorum. Çünkü bıktık televizyondaki o tek düzelikler. Ve YouTube tek düze değil deyip harekete geçip tek düze devam etmek de ihanet olurdu bence kendime. Doğru, doğru. 10. soru. Bu röportajını izlemedim ama bir yerden duydum. Daha önce bir röportajında demişsin ki sinema benim için aşk değil demişsin. Böyle bir şey var mı? Yok. Para kaynağı. Yok. Şöyle orada evet. öyle bir cevap verdim ama sebebi vardı. Tamam tamam devam et. Habertürk röportajıydı. Garip bir abla vardı soru soran ve garip bir şekilde sordu. Yani böyle bu değil diyorsun. Etti. Ben de hani sus ve cevaplarını al ve devam et modunda. Öyle demişsin diyorlar en azından. Aşk değil para için yapıyorum demişsin. Gelir kapısı. YouTube için de böyle mi düşünüyorsun? YouTube için böyle düşünmüyorum. YouTube benim için çok enteresan bir yol yarattı. Sebebi de şuydu. Para kazanacaksın evet. Popülerlik gelecek tamam. Bunu kaldırabilmek peki. Ama yeni ne katabilirim? Yani YouTube Türkiye beni ofise çağırdı ve şöyle bir şey söyledi. Bütün sistemimizi değiştirmeye çalışıyorsun farkında mısın dediler bana. Bir saatlik bölüm yüklersen. Evet ve değişti de dediler. Evet. Bize dediler konferans verir misin, seminer verir misin dediler YouTube Türkiye'ye. Ben de dedim ki siz YouTube Türkiye'siniz yani siz bana verin. Yani sonuç olarak daha mantıklıydı bu söylediğim şey. Ya ben de söylüyorum sürekli başka bir kitle getiriyorsun. Talk show yapan yok çünkü. Yok. Bir saat bunu izletebiliyorsan buraya koyarsın yani her şeyini. Yani, yani o yüzden artık bende bir amaç oldu. Doğru şeyi yaptığımı biliyorum. Aşk ve para. Bak şöyle bir durum var. Farklılık istiyorum. Yani ben neler istiyorum biliyor musun şu anda? Yani istediğimin %20'sini yapmış durumdayım. Birçok farklı format koyarak, sonuna bir TV koyarak ve o TV'nin hakkını vermeye çalışarak zaten %20 hayallerimi gerçekleştirdim. Ama benim her akşam orada haber yayınlama isteğim de var. Bildiğin ana haber bülteni gibi ama çok farklı bir formatta. Orada bir format yaratmak istiyorum. İçinde sağlık programı da olsun istiyorum. Cinsel sağlık programı da olsun istiyorum. Hani cinsel sağlık deyince insanlar cinsel falan yapıyor. Yapmasını istiyorum. Yani binlerce cinsel hastalık var ve bunu merak edip soramayan insanlar var. İnternete daha kolay ulaşıyorlar. En azından bir yol gösterici olması açısından. Böyle programlar da yapmak istiyorum. Evet. Belgesel yapmak istiyorum mesela. Ya aşk diyorsun o zaman. Evet yani. Para ne kadar? %50 bu. İlk başta öyle bir kazandırdı ki. İlk paraydı. Bir, tabii ilk, yani, hayır ilk para değildi ama ilk o kadar büyük bir para kazandırdı ki. Dedim 4-5 sene ben kazanmasam ne olur? O zaman ilk parayla başlamış oluyorsun. Ya bir yandan tabii seviyorsun ama ilk para diyorsun, sonra aşk oldu diyorsun. Yani aslında para için gerekli materyallere sahiptik. Yani albümümüz vardı, aha, konserlere gidiyorduk, sinema filmim hazırdı, onu çekecektik falan filan. Yani YouTube'a para için girilmez. Giriyorsan... Ben de söylüyorum sürekli. Yani giriyorsan bu seni başka bir adam yapar. Ve seyirci bir şekilde onu algılıyor biliyor musun YouTube'da? Hı-hı. Çünkü YouTube bir seçenek. Yani televizyonda seçenek değilsin. Lap diye milletin evine girebiliyorsun, konuşmaya başlıyorsun falan filan. Ha, bir adam var, tanımış oluyorsun onu otomatikman. Ama YouTube'da sana tıklamazsa videona... Evet. Geçmiş olsun. Samimiyetini kaybedersen bitersin. Aynen. Ve eğer para için yapıyorsan o samimiyet yani. O zaman... Oscar'lık oyuncu olman lazım. O zaman diyorsun ki aşk için yapıyorum YouTube'u. Aşk için sevdiğim için yani. Sevdiğim için aynen. Tamam oyluyoruz. Bir amacım var çünkü YouTube'da. Bir amaç için yapıyorum. Bu amacı da desteklediği için seviyorum. Tabii ki. Tamamdır. Tabii ki. Para değil. Değil. Doğru karar. 11. soru. Çok sevdiğim bir sevgilin olmuştur belki. Oldu. Oldu. Çok çok seviyorsun ama. Öyle düşünelim. Çok çok seviyorsun. Hayatına adamışsın o sevgine belki. Seni şu anda sevgilini sevdiğin gibi mi? Yani olabilir. Ben daha 20 yaşındayım. Yani böyle 5-6 yıldır. 20 oldun mu ya? Yani 20 oldum. Başardım. Alena'nınki de 18 oldu artık. Oldu mu Alena'da ya? Ya, ya, ya. Zaman bu çocuklar hiç geçmiyor. 35 ne zaman olacak? Lan ne bileyim sen 19'dan 20'ye geçene kadar ben 50 yaş aldım. Nasıl bir sistem? Çok çok sevdiğin bir sevgilin var. Sen hariç kimse sevmiyor ama onu. Ailen sevmiyor. Arkadaşlarını sevmiyor, kötülüyorlar. Ondan ayrılır mıydın? Ayrılmazdım tabii canım. Kimse sevmiyor. Hiç kimse yanında bile bulunmak istemiyor onun için. Daha güzel. Ailen diyor ki git. 50 milyon doları da almışım hazır. 50 milyon yok. Yok. Yani... Hiç kimsenin desteğini görmüyorsun yani o konuda. Ailemin kısmında. Fikirlerine çok güvenirim. Belirli bir hata görmedikçe asla kimseye boşa düşmanlık da yapmazlar. Diyor ki ayrıl. Öyle diyorlarsa bunun sebebini sorarım. Sebebi bana mantıklı geliyorsa gidip kadına sorarım. Kadına da mantıklı geliyorsa hep beraber ayrılırız. Olaysız da ya ama böyle deyince şey oluyor. Sevgilimi seçiyorum oluyor. Sevgilimi seçmekten ziyade yani. Mantı-
mantığı bırak ya. Şey niye sorusu oğlum, olarak bak. Kimsenin sevmemesi. Ya sevmem çok ben. Çok büyük bir bok pornosu mu çıkmış? Ne olmuş ya? Bana bir söyleyin ya. Bileyim, sinirlendim ben... şu anda. Bir gamer kızı belki ne bileyim anladın mı? Ha, öyle değil. Değil. O öyle rastgele anlamında. Abi, sevmiyorlar ama. Şöyle söyleyeyim. Çok yaşım geçti. Aşkın duygusal anlamından çok matematiksel mantık anlamına daha fazla önem veriyorum şu sıralarda. Ama aşk öyle bir şey ki asla sen değilsin. Ve onun ne karar verebileceğine inan bilmiyorum. Belki bütün dünyayı geride bırakıp onu da seçebilirim. Sonunda pişman olacağımı bilsem bile. Bilmiyorum çünkü diyorsun. Sonunda pişman olacağını tahayyül edemiyorsun aşıkken. Bilmiyorsun abi. Her şey körü körüne. O yüzden aşıkken böyle bir şey yapılabilir. Ama şu an aşık olmadığım için net cevap vereyim. Ama ailemi seçerim tabii. Evet şu anda ailemi seçerim diyorsun. Tabii. Ama aşık olsam şey. Ama öyle olmaz. Bir şey seçmen lazım. Ya kendin karar duruma göre değil. Aşıksam kadını seçerim. Gerçek anlamda aşıksam. Tamam. Kadını seçerim diyor. Çoğu lover boy da bunu zaten kadını seçerdim der. Sevgilisi tabii olanların %90'ı bunu tıklayacak zaten. Oynuyoruz. Yani ben mesela ciddi anlamda aşık insanın düzgün karar verebildiğini düşünüyorum. Bu söylediğim kötü bir karar bu arada. Değil mi? Maalesef aşık insanlar hep kötü kararlar veriyor. Aşık insanlara sevgilere saygılar. Niye sen değil mi sen aşık? Hayır o anlamda demiyorum. Ben bu konu bu tamam, programda tamam. Sorular bana gelmiyor. Ciddi bir show değil mi evet. Son soru. Adını hatırladım. Adını unuttum. 12. soru. Bu da final sorumuz oldu. Tamam. İstersen sen de bana bir soru sor. Bundan sonra. Veya sorma. Tamam. Bu biraz cidden psikolojik bir soru. Tamam mı? Bu soruda annenin ne düşüneceği, ne yapacağı önemli değil. Tamam mı? Annenle bir arabada gidiyorsunuz. Bir yerde hiç kimse yok. Bir ormanlık alanda gidiyorsunuz. Bir çocuk çıktı ve ona çarptı. Annen sürüyor arabayı. Onu adalet teslim eder miydin? Anne mi? Evet. Etmezdim tabii. Söylemezdin. Yok söylemezdim. Ona mı bırakırdın bu vicdan şeyini? Ya sen yapmamız, ben söylemezdim ben diyorsun. Ben söylemezdim. Ben hatta şey cesedi ortadan kaldırmasına da yardım ederdim. Anne sevgisi diyorsun. Tabii. Bu biraz şey bir soru. Vicdanlı bir soru. Yani bunun vicdanla alakası yok. Tabii ki gidip... Arada kalıyorsun. Yani bir kaza durumu söz konusu. Gidip de annem birinin gidip kafasına sıksa mesela. Kaza. Zaten o kaza değildir. Burada annen de olsa, babam da olsa, atan da olsa, ne olursa olsun gereğini yapmak zorundasındır. Ama ben kaza durumunda anneme yardımcı olurdum. Ki kazaysa zaten polis de bunu kaza olduğunu anlayıp... Polis yok. Polis kimse yok. Kimse yok. Vicdan azabı yaşayacaksın. Ben yaşamam ki. Ben çarpmadım. Ya kimsenin haberi olmayacak. Yani gidip teslim eder misin yoksa anne misin? Sen annemi teslim eder misin? Ya öyle bir bana sormuyoruz bu soruyu. Ben etmem abi. Annemi teslim etmem. Evet, sen anneni seçiyorsun. Yani çocuğun hayatı, yani çocuğun bu, bütün ailesi... Bu soruyu bütün herkese soralım. Tamam, şimdi sorunun başında annenin ne dediği önemli değil dedin ya. Net söylüyorum, bunu neden bu kadar rahat söylüyorum biliyor musun? Ben annemi teslim etmezdim. O kendini o zaten yapardı. Kesinlikle. Evet, o yüzden öyle sordum. Hani eminim herkes annesi hakkında böyle düşünüyordur ama benim annem gerçekten öyledir mesela. Yani adildir, adaletli bir kadındır. Yani o yüzden sordum. Senin psikolojini görmek için. Bu soruyu size de soralım. Siz yapar mıydınız? A mı B mi? A diyenler annesini koyacak olanlar. B diyenler adalet test ederim diyecek olanlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet bana bir soru sor ne istersen. Ama çok ağır olmasın. Çöldesin. Onu senin şeyini yapacağız. Sana yönelteceğim bütün soruları Pinch'in sezon finali. Ha o zaman saklıyorum. Oraya yapalım. Aynen oraya saklıyorum. Tamam. O zaman ciddi bir şovun ilk bölümünün sonuna geldik. Oğuzhan Uğur konuğumuz be lan. Yap nasıl? Konuğumuzdu. Nasıl oluyor? Nasıl söyleniyor? Konuğumuzdu. Ve Oğuzhan Uğur konuğumuzdu. Benlik değil. Ama teşekkür ederim Oğuzhan Uğur'a geldiğiniz için ve izlediğiniz için. Tanımıyorsanız kanalına abone olabilirsiniz. Buradan da bana abone olabilirsiniz. Babalayı mı koyayım, Onedya'yı mı koyayım? Buradan da diğer videolarıma gidebilirsiniz. Şimdi 20 saniyemiz var. 20 saniye bir şeyler söylememiz lazım. Niye dondun? Yani güzeldi. Çok teşekkür ederim ben geldiğiniz için, konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim. Evde güzelmiş. Kaç? Sen olayı da bayağı ucuza getiriyorsun ha. Milletin evine gidiyor, orada stüdyo yok. Stüdyoyu ayarlayamadım. Senin yüzden bile de yaptırdım çocuklara bak. Benim iPhone X'im nerede? Bizim çocuğa iPhone X alacak. Bir dahaki Pinch'te bunu soracağım. Soruyorum, gerçekten Oğuzhan Uğur, Enes Batur'a iPhone X alacak.